Merhabalar arkadaşlar sorumuza baktığımız zaman kir ile ilgili yargılanan hangi doğrudur demiş. Bildiğiniz gibi kir vücutta veya herhangi bir yüzeyde oluşan istenmeyen maddelerin genel adıdır. Kirler genellikle yağ ve benzeri apolar organik maddeler içerirler arkadaşlar. Birinci öncülümüzde suda çözünmez denmiş. Suda çözünmez ifadesi doğru olacaktır. Çünkü kirin yapısına baktığımızda apolar suyun yapısı ise polardır. Dolayısıyla apolar maddeler polar çözücülerde iyi çözünmeyecektir. Yağ ve benzeri maddelerin oluşturduğu karışım ifadesi de doğru olacaktır. Zaten biraz önce söylemiştim. Kiri oluşturan bileşenler yalnızca bitkisel kökenlidir ifadesi yanlıştır arkadaşlar. Killer toz, toprak, kil, kum gibi anorganik maddelerden oluşabileceği gibi yağ ve apolar organik maddelerden de oluşabilir. Dolayısıyla 3. öncülümüz yanlıştır. Cevabımız 1 ve 2 yani C seçeneği olacaktır. Yukarıda formülü verilen sabun ile ilgili yargılanan hangi doğrudur demiş. Bildiğiniz gibi arkadaşlar sabun bitkisel ve hayvansal yağların sodyum hidroksit, potasyum hidroksit gibi kuvvetli bazlarla tepkimesi sonucu elde edilen yağ asidi tuzuna denir arkadaşlar. Burada sabun yapımında sodyum hidroksit kullanılırsa sert sabun yani beyaz sabun elde edilir. Eğer potasyum hidroksit kullanılırsa da yumuşak sabun yani Arap sabunu elde edilecektir arkadaşlar. Bize verilen sabuna baktığımızda kullanılan baz sodyum hidroksittir. Dolayısıyla buna beyaz ya da sert sabun denir. Birinci öncülümüzde sert beyaz sabundur ifadesi doğrudur. Bir ile gösterilen uç hidrofob, iki ile gösterilen uç hidrofildir. Sabunda kuyruk ve baş kısmı vardır arkadaşlar. Kuyruk kısmına baktığımızda apolar molekülden oluşur. Dolayısıyla bu kısım suyu sevmez. Yani burası suyu sevmeyen kısımdır. Peki hocam bu kısım suyu sevmez neyi sever derseniz kiri sever arkadaşlar. Yani kir apolar olduğu için Hidrofob kısmı da apolar olduğu için arkadaşlar kiri sevecek ancak suyu sevmeyecektir. Suyun baş kısmı ise arkadaşlar suyu seven hidrofil ucudur. Hidrofil sevmek anlamında kullanılır. Burası suyu sever. Kimi sevmez? Burası da kiri sevmez arkadaşlar. Bunlar önemli bilgilerdir. Dolayısıyla ikinci öncülümüz de doğrudur. 18 karbonlu yağ asidinin sodyum hidroksit ile tepkimesinden elde edilmiştir ifadesiyle doğru olacaktır. Burada dikkat ederseniz karbon sayısına baktığınızda 18 karbonlu olduğunu görebilirsiniz. Sodyum hidroksitle tepkimesinden de yağ asidinin tuzu elde edilecektir. Bu da sabundur arkadaşlar. 3. öncülümüz doğrudur. Cevabımız 1-2-3 yani E seçeneği olmalıdır. Yağ moleküllerinin bazlarla tepkimesinden gliserin ve yağ asidi tuzu oluşumu yukarıda verilmiştir. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur demiş. Baktığımızda arkadaşlar bir sabunlaşma olayını görüyoruz. Burada yağların kuvvetli bir baz olan sodyum hidroksit ile tepkimesinden gliserin ve yağ asit tuzu yani sabun elde edildiğini görüyoruz. Birinci öncülümüzde kirlerin yapısında bulunan hidrofobik yapılı yağ moleküllerini bazlar kimyasal olarak çözer ifadesi doğrudur. Burada arkadaşlar yağlar bildiğiniz apolar moleküllerdi. Dolayısıyla suda çözülmeyecektir. Ancak sodyum hidroksit kuvvetli bir bazdır ve kimyasal olarak yağları çözecektir. Gliserin ve yağ asidi tuzu suda çözünür ifadesi doğrudur. Zaten gliserin de dikkat ederseniz hidrojenin yanında oksijen vardır. Yani hidrojen bağı yapabilir. Dolayısıyla su ile aralarında hidrojen bağı oluşturacağı için çok iyi çözünecektir. Aynı zamanda yağ asidi tuzuna baktığımızda arkadaşlar yapısında bulunan polar kısım suda çözülecektir. Dolayısıyla ikinci öncülümüz de doğrudur. Denklemi verilen tepkime sabunlaşma olayıdır. Bunu zaten en başta söylemiştik. Cevabımız 1-2-3 yani E seçeneği olacaktır. Yaygın temizlik maddelerinin etken maddeleri ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır demiş. Beyaz sabun arkadaşlar bitkisel ve hayvansal yağların kuvvetli bir baz olan sodyum hidroksit ile tepkimesinden elde edilir. Baktığımızda burada sodyum hidroksit bazı kullanılmıştır. Doğru verilmiştir. Çamaşır suyunun etken maddesi sodyum hipoklorit olacaktır. Doğru verilmiştir. Çamaşır sodası sodyum karbonattır arkadaşlar. Burada ise sutkostik verilmiştir. Sutkostik lavabo açıcının etken maddesi olacaktır. Yanlış verilmiştir. Arap sabunu bitkisel ve hayvansal yağların potasyum hidroksitle tepkimesi sonucu elde edilir. Doğru verilmiştir. Deterjan ise arkadaşlar en yaygın deterjan türü lauryl alkol, sülfürik asit ve sodyum hidroksitin etkileştirilmesiyle elde edilen sodyum lauryl sülfattır. Doğru verilmiştir diyoruz. Bu yüzden doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Yukarıda formülleri verilen x ve y ile ilgili yargılanan hangi doğrudur demiş. X'e baktığımızda arkadaşlar dodesil benzen sülfonat yani deterjan olacaktır. Y'ye baktığımızda sodyum stearat yani beyaz sabun olacaktır diyoruz. Birinci öncülümüzde x petrokimya türevi bir deterjandır demiş. Deterjanlar petrol türevlerinin çeşitli kimyasallar tepkimesinden elde edilir. Dolayısıyla birinci öncülümüz doğrudur. Y sert ve soğuk sularda etkinliğini kaybeder ifadesi de doğrudur. Sert sularda arkadaşlar Sabun taşı oluşturacaktır e, sabun. Dolayısıyla sabunun temizleme özelliği kaybolacaktır. Her ikisi de hidrofil uç içerir. Hem deterjan hem de sabun arkadaşlar. Hem hidrofob yani suyu sevmeyen kısım hem de hidrofil yani suyu seven kısım içerecektir. da suyu seven kısım sabunda suyu seven kısım şekildeki gibi olacaktır. Dolayısıyla 3 öncülümüz de doğrudur. Cevabımız 1-2-3 yani E seçeneği olacaktır. Yukarıdaki şekillerde sabun molekülü ve sabun molekülü su kir arasındaki etkileşim temsili olarak verilmiştir. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur? Sabunun yapısına baktığımızda sabun baş ve kuyruk kısmından oluşur arkadaşlar. Kuyruk kısmı hidrofob yani suyu sevmeyen kısımdır. Bu kısım apolar olacaktır. Baş kısım Suyu seven yani hidrofil kısmı olacaktır arkadaşlar. Bu kısım da polar olacaktır. Baş kısmı negatif olacaktır arkadaşlar sabunda. Bunu da bilmemiz gerekir. Sabun moleküllerinin hidrofob olan X kısmı hidrofob olan kir ile etkileşir ifadesi doğrudur. Kir apolardır. Suyun kuyruk kısmı da apolardır. Dolayısıyla birbiriyle etkileşecektir. Zaten bunu örnekte görebiliyoruz. Dikkat ederseniz kuyruk kısmı kir ile etkileşmiştir. Y sabunun kısmen pozitif yüklü olan hidrofil kısmıdır. Hidrofil kısmı negatif olacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla ikinci öncülümüz yanlıştır. Sabun molekülleri kirin su ile uzaklaşmasını sağlar. Bu ifade doğrudur. Burada sabunun kuyruk kısmı kire tutunur. Baş kısmı ise suya tutunacaktır. Böylece arkadaşlar kir ortamdan uzaklaştırılır. Dolayısıyla 1 ve 3 doğru olacaktır. Cevabımız D seçeneği olacaktır. Deterjanlar ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A seçeneğinde yüzey aktif maddelerdir ifadesi doğru olacaktır. Deterjanın temel birleşenlerinden birisi yüzey aktif maddedir. Suda veya sulu çözeltisi çözüldüğünde yüzey gerilimini etkileyen maddelere denir arkadaşlar. Doğrudur. Sodyum lauryl sülfat bitkisel yağlardan üretilen bir deterjandır. Bildiğiniz gibi deterjanlar petrol türevlerinden elde edilir. Burada sodyum lauryl sülfat bitkisel yağlardan üretilir. Sodyum lauryl benzen sülfonat petrokimya türevi deterjandır ifadesi doğru olacaktır. Deterjanlar kalıcı çevre kirliliği yapmazlar ifadesi yanlıştır. Deterjanlar doğada kolaylıkla parçalanamaz çünkü petrol türevlerinden elde edilir. İnsan vücuduna zararlıdır aynı zamanda toprak ve su kirliliğine de neden olur. Sert ve soğuk sularda etkinliklerini kaybetmezler ifadesi doğrudur arkadaşlar. Sert sularda ve soğuk sularda temizleme gücü sabunlara göre çok yüksek olacaktır. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Aşağıda verilen maddelerin hangisinin kullanım amacı karşısında yanlış verilmiştir? Baktığımızda çamaşır sodası demiş. Bildiğiniz gibi çamaşır sodası sodyum karbonattır. Sodyum karbonat cam üretiminde, fotoğrafçılıkta, e, ilaç ve diş macunu üretiminde kullanılır. Ancak dezenfeksiyon amacıyla kullanılmaz. Dolayısıyla A seçeneği yanlıştır. Çamaşır suyu yani sodyum hipokloritin sulu çözeltisidir arkadaşlar. Dezenfeksiyon amacıyla kullanılır. Kireç kayma, kireç kaymağı da kalsiyum hipoklorittir. Yine arkadaşlar dezenfeksiyon amacıyla yani mikrop öldürücü amacıyla kullanılacaktır. Sabun hijyen amacıyla kullanılır. Deterjan da yine hijyen amacıyla kullanacaktır. Bu yüzden doğru cevabımız A seçeneği olacaktır diyoruz. Sabun ve deterjanların genel özellikleri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Sabunlar genelde 18 karbonlu yağ asitlerinin sodyum ya da potasyum tuzlarıdır ifadesi doğrudur. Burada sabun yapımına katılan baz sodyum hidroksit ise sert sabun, Potasyum hidroksitse yumuşak sabun yani Arap sabunu elde edilecektir arkadaşlar. A şıkkı doğrudur. Deterjanlar yüzey aktif, sabunlar ise yüzey inaktif maddelerdir. Yanlıştır. Hem deterjanlar hem de sabunlar yüzey aktif maddelerdir. Suda ya da sulu bir çözeltide çözüldüğünde yüzey gerilimini etkilerler. Cevabımız B seçeneği olmalıdır. Sabunlar karıştıkları suyun sertliğini giderirler ifadesi doğrudur. Burada arkadaşlar bildiğiniz gibi suyun sertliği magnezyum ve kalsiyum iyonları neden olacaktır. Sabun e, bu tür sularda karıştırdığında arkadaşlar sabun taşı oluşur ve suyun sertliğini gidermiş olur. Ancak sabunun da temizleme özelliği gider. Deterjanların çoğunluğu petrol kaynaklı yağ asitlerinden üretilir ifadesi doğrudur. Çoğunluğu petrol kaynaklıdır ancak bitkisel kaynaklı deterjanlar da vardır. Deterjanlar alerjiye yol açabilir ifadesi doğrudur arkadaşlar. Deterjanlar insan vücuduna zararlı etkileri vardır. Aynı zamanda toprak ve su kirliliğine de neden olur. Cevabımız B seçeneği olacaktır. Yukarıda hijyen amaçlı kullanılan bir deterjana ait yüzey aktif maddesi verilmiştir. Buna göre yargılanılan hangileri doğrudur? E, yapıya baktığımızda dodesil benzonun sülfanat içerdiğini görüyoruz arkadaşlar. En yaygın kullanılan deterjan ham maddesidir. Burada baktığımızda birinci öncülümüzde anyonik yüzey aktif maddede demiş. Hayır burası katyonik bir yüzey aktif madde olacaktır. Dolayısıyla birinci öncülümüz yanlıştır. Hem temizlik hem de hijyen sağlama özelliği vardır ifadesi doğrudur. Deterjanların hem temizleme hem de hijyen sağlama özelliği vardır. Normal deterjana göre mikrop öldürmede daha etkilidir ifadesi de doğru olacaktır. Burada brom yükseltgenerek arkadaşlar brom sıvısına dönüşecektir. Dolayısıyla brom sıvısı da zehirli bir sıvıdır. Üçüncü öncülümüz de doğru olacaktır. Cevabımız 2 ve 3 yani D seçeneği olmalıdır. Deterjanlarda kullanılan katkı maddelerinden hangisinin karşısında görevi yanlış verilmiştir demiş. Bakalım. Sodyum silikat kumaştan ayrılan kirin geri dönmesini engeller. Evet arkadaşlar doğru verilmiştir. Zaten şimdi deterjanla biz bir kumaşı temizlediğimizde, kiri ayırdığımızda çamaşır makinesi içinde tekrar çamaşırın üstüne bu kir gelebilir. Dolayısıyla sodyum silikat sayesinde kirin tekrar gelmesi engellenir. Sodyum perborat artıcı olarak kullanılır. Sodyum sülfat deterjanın ham maddesidir. Deterjanın aktif maddesini seyreltir. Sodyum trifosfat yağların hidrolizine yardımcı olacaktır. Selüloz türevlerinin deterjanın bir katkı maddesi olarak kullanılmaz arkadaşlar. Çünkü selüloz zaten suda çözülmeyecektir. Hoş koku sağlayan genellikle ester türevleri olacaktır. Dolayısıyla doğru cevabımız E seçeneği olacaktır diyoruz. Aşağıdakilerden hangisi dezenfektan olarak kullanılan maddelerden birisi değildir demiş. Baktığımızda kalsiyum hipoklorit yani kireç kaymağı ve kalsiyum klorür dezenfektan amacıyla kullanılır. Kloro amin de yine arkadaşlar dezenfektan amacıyla kullanılacaktır. Hidrojen peroksit dezenfektan amacıyla kullanılır mikrop öldürücü olarak. Sodyum sülfat arkadaşlar dezenfektan amacıyla kullanılmaz. Kağıt, cam, tekstil, boyama ve çeşitli kimyasal maddelerin üretiminde kullanılır. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olmalıdır. Yine UV ışınları da dezenfektan amacıyla kullanılacaktır. Cevabımız D seçeneği olmalıdır.